Ben direkt yurt dışı Almanya, Hollanda, İsveç hiç fark etmez. Oraya giderdim yani. Yani görünmez olsam çok yerde gezerdim herhalde yani. Muhtemelen ülke ülke gezerdim ne bileyim. Yani çok yaratıcı da bir cevap olmadı şu an ama açıkçası. İşleyişe bakardım bankalarda vesaire hani parayla alakalı şeyler olabilir. Bu yani. Görünmez olsaydım klişe olacak ama istemezdim ya görünmez olmayı ben. Sıkıntılı bir süreç. Stresli. Yani görünmez olmak biraz yan yola sapar işler. Yani bir yan yola girersin yani. Şimdi görünmez oldum mesela kimileri şey diyordur. Ya banka soyarım bilmem ne yaparım falan filan. Yok. Gerek yok böyle şeyler. Gönüllü olmak iyidir. Göz önünde olmak iyidir. Bence yani. Görünmez olsam hiçbir şey gelmiyor aklıma ya. Hangi kanala çıkacağım? Büyük ihtimal otobüste basmadan geçerdim. Çok basıyoruz çünkü. 3.75'ti geçen sene şu an 6 lira. Görünmez olsam ne yapardım? Ani enteresan soru. Yardıma muhtaç insanları herhalde zor durumdakiler kurtarırdım diye düşünüyorum. Demirspor'da sağa inip yani zor anlarında kaleye gönderirdim herhalde. Altıma sıçardım. Buradan giderdim herhalde. Uçardım herhalde ne bileyim. Gezerdim yani. Kamera çekmese söylerdim sana da. Vallahi bilmiyorum ne yapardım. Düşmanı mı? Öldürürdüm. Öldürürdüm. Kin, nefret. İşte böyle. Çalışmazdım herhalde. Bence de. Görünmüyoruz zaten mi? Görünmez kötü zor bir soru ya. Görünmez olsaydım ne yapardım? Kendimi yok hissederdim ya görünmez olsaydım yani. Veyahut da görünmez olsaydım değişik bir ruh haline girerdim ya. Yani belki de dünyaya hakim olabilirdim yani. Öyle bir durum. Görünmez olsaydım her şeye hakim olabilirdim yani. Icardi'nin penaltılarını gol yapardım büyük ihtimalle. Milletin donunu indirirdim canım sıkıldıkça. Bakkaldan sigara alırdım belki. O kadar. Görünmez olsam ne yapardım? Oğlum çok kötü oldum dur lan. Abi her yere girerdim ya. Abi böyle kasaya masaya girerdim. Paraların içinde falan yatardım. Bir şeyler yapardım. Ne bileyim böyle canım sıkan arkadaşlarımın evine giderdim. Böyle ensesine bir tane şaplak vurdum kaçardım. Öyle komik şeyler yapardım bence ya. Eğlenirdim yani. Bayağı eğleniyorum. Şu an aklıma gelmiyor ama acayip fantezi dolu şeyler yapardım. Görünmez olsam kim benim hakkımda ne konuşuyor onları öğrenmek isterdim. Hakkımda çıkan dedikoduları çok merak ederdim. Kim benim için iyi mi kötü mü onları merak ederdim yani. Böyle arkadaş şey çevresinde. Aynen. Arkadaş iyi kötüyü ayırt etmek için. Görünmez olsam ne yapardım? Vallahi şimdi bir şey gelmiyor aklıma. Görünmez olsam ne yapardım? ATM'ye girerdim paraları çalardım. Param yok. ATM'den para çalardım. Yok abi param yok açım. Memleket aç yani ne yapabilirim? Elimdeki bak lahmacun. Açız. Bir şeyler de söyleyebilir miyim? Görünmez olsaydım ne yapardım? Nerede hata var, nerede yanlışsa onu düzeltirdim. Yani iyi şeyler yapardım, güzel şeyler yapardım. Eksik olan ne varsa ne bileyim. Nerede kimin ne ihtiyacı varsa yardım olurdum herkese. Yardımcı olurdum yani o şekilde. Genelde görünmezim zaten. Sanırım çağımızın ortak bir problemi bu. İnsanlar bu çağda kendini görünmez hissediyor sanki. Yanlış mıyım? Bilmiyorum benim gözlemim o şekilde. Nasıl yaparsın yani görünmez bir yere saklanırım görünmem kimselere. Görünmez olsam aynen. Ne yapabilirim ki görünmez. Ancak insanın aklına şeytanlıktan başka bir şey gelmez o zaman. Çünkü bir şeytanlık abi. Her türlü şeytanlık görünmez olsa. Merkez Bankası'na girip oradaki paraları alıp fakir insanlara dağıtmak hoşuma giderdi mesela. Görünmez olsa. Görünmez olsaydın soruya bak. Yüzleşmekten korkarım genelde. O yüzden kalabalık yerlere gidip aslında yapmak isteyip yapamadığım şeyleri yapardım. Kimse görmemiş olurdu hem de rezil olmazdım. Abi görünmez olsaydım banka soyardım. Ya da banka soymazdım ne yapardım abi biliyor musun? Havuza girerdim, herkesi korkuturdum, alttan pandik atardım. Ne bileyim komik olurdu abi güzel olurdu.